Okunmayacağını bile bile. Köşeli parantez. Duygularım insanlarla bozuldu. Birçok duygum kalmadı. Başta sevgi. Duyguların içerisine insanlar girince neden değişirler? Ankara benim için o yıllar çok uzak bir şehirdi. O akşam sabahı beklerken takım elbisemi özenle hazırladım. Yatağımda baş ucuma koydum. Takım elbiseyi öyle herkes giyemezdi, belki de insanlar sadece düğünlerinde damatlık olarak giyerlerdi takım elbiseyi. Bir takım elbisen varsa yıllarca kullanırsın, astarları çekmiş, kırışık bir hal alır bir zaman sonra, pek de önemsemez her defasında o şekilde giyersin. İşte bu şartlarda takım elbise sahibi olmak hem de yeni olması ayrı bir ayrıcalık oldu benim için. Babam, oğlum üniversiteli oldun sana takım elbise yakışır diyerek eski püskü bir dükkana götürdü beni. Ben sessiz sessiz bir köşede otururken babam benim için takım elbise beğeniyor. Hadi cesursan sen beğen. Babam mutlu ve gururlu bir şekilde işte tamam buldum dedi. Dükkan sahibine şu lacivert takım elbise diyerek eliyle işaret etti. Biraz tozlu raflar ve tezgahlardan oldukça yaşlı gözlüklü dükkan sahibi elindeki kancalı sopa ile takım elbiseyi indirdi aşağıya. Elindeki üstü püsküllü toz sopası ile üzerindeki tozları silkeledi. Etrafta bayağı bir toz bulutu oluştu, boğazıma ve burnuma kaçan tozlardan birkaç defa hapşırdım. Yaşlı gözlüklü dükkan sahibi bu durum karşısında bana bakarak çürük dişlerini gösterir bir gülümseme ile ne kadar naziksin evlat, biz bu tozları yıllarca yuttuk dedi. Lacivert takım elbiseyi bir heyecanla giydim. Hani erkeğin malı meydanda ya. Soyunma kabini yok oracıkta tezgah arkasında giydim utanarak. Babam, hadi oğlum şöyle meydana çık da görelim nasıl oldu. Bana şöyle bir baktılar tamam oldu diyerek benim yerime beğendiler. Bana soran yok. Oysa ben beğenmemiştim. Oldukça boldu, kolları ve bacak boyu da çok uzundu. Babam neyse birkaç sene giyersin dedi gülümseyerek. Sonra takım elbiseyi bir gazete kağıdına sardılar. Babam belli ki dükkan sahibiyle pazarlık yapıyor, beni bayağı bekletti. Sonra elini pantolonun ön cebine atarak bir tomar çoğu kırışmış kağıt para çıkardı. İçinden birkaç kağıt parayı dükkan sahibine uzattı. O da parayı her iki yanağına sürerek Allah bereket versin dedi. Sonrası Ankara macerası başlıyor. Devamı yakında çıkacak olan kitabımda. Nurettin Ambaroğlu, eğitimci yazar.